Evet, Rusya rubleye müdahale ediyor dedik. Bir de önemli beklenti var. Amerikan Merkez Bankası'nın kararı. Bunların etkileri nasıl olacak? Piyasalara nasıl yansıyacak? Bunu uzmanına soracağız. ALB Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Sayın Arda Coşar telefon attığımızda. İyi günler Sayın Coşar. İyi günler. Evet, dolarda 2.41-20'lerle tarihi zirveyi gördük. Amerikan Merkez Bankası bundan sonra faiz arttırsa ne olur? Arttırımı öne çekerse takvimini ne olur? Bu kadar etki yapar mı Sayın Coşar? Şu anki toplantıda Amerikan Merkez Bankası tarafından bir faiz arttırımı beklenmiyor. Yani şu anda piyasa tarafında bir beklenti yok. Ancak gelebilecek yazılı ve sözlü açıklama önemli olacaktır. Bilindiği gibi daha önce FED üyeleri, özellikle Atlanta FED Başkanı Lockhart, FED taraflarına yararlan kayda değer zaman ifadesini kaldırabileceğini söylemişti. Bu ifadenin kaldırılması faiz arttırımına yaklaşıldığı, faiz arttırımının yaklaştığı algısı yaratabilir ve piyasa için olumsuz olur. Doların değer kazanmasına, özellikle gelişmekte olan ülke para biriminin değer kaybetmesine sebep verebilir. Bu akşamki FED toplantısında faizlerde bir değişiklik yapılmaması beklenmemekle beraber FED tarafından gelebilecek yazılı ve sözlü açıklamalarda hani kayda değer ifadesi kaldırılır mı kaldırılmaz mı buna bakılacaktır. Eğer kaldırılması durumunda piyasada gerginliği arttırabilir, kaldırılmaması durumunda ise başta TL olmak üzere gelişmekte olan ülke para biriminden bir miktar rahatlama yaratabilir. Bu açıdan bugünkü FED toplantısı makul süre veya kayda değer süre olarak çevrilen cümle üzerinden yorumlanacaktır diye düşünüyorum. Evet, peki rubleyi konuşuyoruz, Rusya'yı konuşuyoruz aynı zamanda. Bu son çıkışın etkisi özellikle Rusya'dan kaynaklandı diyoruz. Rusya şu anda rubleye müdahale ediyor. Ne kadar etkili olabilir ruble üzerinde ki bizim de önemli bir ticari ortağımız Rusya. Rusya bundan sonra nasıl adımlar atabilir? Evet, Rusya Türkiye'nin önemli bir ticari ortağı. Şimdi Rusya'nın genel durumuna bakarsak olumlu olduğunu söylemek pek mümkün değil. 2014 yılında tahmini sermaye kaçışı 125 milyar, 2015 yılında 90 milyar olması bekleniyor. Tabi batı yaptırımları var Rusya üzerinde. Petrol fiyatları, petrol ve doğalgaz en büyük gelir kaynağı. Petrol ve doğalgaz gibi düşüş Rusya'yı önemli kötü etkiliyor. Bu durumda Rusya'dan da sermaye çıkışı var. Bu da dolar Rus rublesini yukarı yönlü seyrediyor. Ama baktığımız zaman zaten daha önce Merkez Bankası, Rusya Merkez Bankası tarafından döviz satım ihalesi yapıldı. Evet. Faizi %8.75'ten 9.5'a, 10.5'a ve 17'ye kadar çekildi. Devamlı faiz arttırım yapıldı ve halen daha dolar Rus rublesi yükselmeye devam etti. Yani bugün Rusya Maliye Bakanlığı'nın 7 milyar dolarlık müdahalesi şu an için dolar Rus rublesini aşağı yönlü etkiliyorsa da bunun kalıcı olduğunu söylemek için pek mümkün değil. Dolar Rus rublesinde kalıcı bir stabilizasyon görmek için, aşağı yönlü bir hareket görmek için bence Batı ile Rusya arasında bir uzlaşma görmek gerekiyor. Şu anki müdahalenin kalıcı olduğunu söylemek pek mümkün değil. Evet, peki Borsa İstanbul'a geldiğimizde 79 bin seviyeler bir aylık kazancını geri verdi diyebiliriz genel olarak baktığımızda. Bundan sonra yılı bitirirken uzun vadeli bakmak gerçekten zor ama kısa vadede ne önerirsiniz yatırımcıya? Borsa İstanbul 87 bin zirvesini gördükten sonra bir düzenli sürecine girmişti zaten. Akabinde gelen bu Rusya konusu borsaya olumsuz etkiledi. Hatta iki gün iyi de dayandı borsa. Yani dolar zirvesine rağmen borsa tabii bir gevşeme olmadı ama dün koptu. Dün ikinci seansta kırıldı bu. Aşağı yönlü bir hareket gördü ve borsa 80 bin aşağısında kaldı. Şu an Aralık ayının sonuna kadar, yılbaşına kadar şu an Rusya ve FED etkili olacaktır. Hani FED'den ya bu akşam kaybeden ifadesi kaldırılmaması durumunda borsada bir miktar rahatlatma yaratabilir. Ama şu anki mevcut görünümde, şu anki Rusya krizi devamında borsadaki yükselişler tepki alınma olarak kaldığını görüyoruz. Yani yükselişe karşı temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum borsada. Peki, çok teşekkürler Sayın Coşar verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, piyasalara baktığımız zaman Borsa İstanbul